Serhan Türk bizleri bekliyor. Tüm detayları ona soracağız. Serhan hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Çiğdem. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bizler de iyiyiz. Tabii Galatasaray'daki son durumu merak ediyoruz. Torrent geldi. Ayağının tozuyla idmana çıktı. O idmandan notlarını alacağım ama sözleşme şartlarını bize biraz anlatır mısın Torrent'in ve tabii maliyetini? Evet, sözleşme şartları ve maliyeti tam anlamıyla net olmamak kaydıyla 1,5 yıllık bir anlaşma yapıldığını öngörebiliyoruz tabii ki. Yakın zamanda da Galatasaray Kulübü'nün bunun açıklamasını bekliyoruz. Ama ben en önemli detaylardan birisinde şunu vermek istiyorum. Özellikle bir yardımcı Türk antrenör söz konusuydu biliyorsun. Sürekli kim olacak tartışması vardı. Yardımcı Türk antrenör daha önce Galatasaray'da görev yapmış. Spezia U19'u takımın çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş diyebiliriz. Domenech Torrent'in ekibinde görev alacak gözüyle bakıyoruz Galatasaray'da. Yakın zamanda onu da açıklayacaklar Galatasaray. Tabii ki Domenech Torrent ayağın tozuyla Florya'ya geldi. İlk antrenmanına çıktı. Futbolcularla bir araya geldi. Daha sonrasında başkanla bir araya geldi. Çok samimi görüntüler verdiler. Tabii ki Torrent ben şahsi düşüncem yaklaşık bir 2 hafta, 3 hafta, maksimum bir aydır Galatasaray'ın ona ilgisini biliyor ve ona göre çalışmalarını yapmış vaziyetteydi. Maçları izliyordu ve daha önceki karşılaşmaları izliyordu. Hatta bir hafta öncesine kadar da öndeki maçların özellikle Hatay takımının diğer maçlarını izledi ve ona göre planlama yaptı. Ve dün ayağın tozuyla antrenmana çıktı. Yeni bir kadro, yeni bir hoca, yeni bir idari ekip. Futbolcularla bir araya geldi ve bir yeni başlangıç olduğunu ve kendisine inanmalarını gerektirdiğini ve daha sonrasında hep beraber güzel günleri beraber görebileceklerini dile getirdi. Takıma bir anlamda sahip çıktı ve bir anlamda da beraber bu işin altına girdik dedi. İlerleyen zamanlarda Galatasaray için ve Torrent için bir hareketli günler bekliyoruz. Çünkü öyle bir yani Fatih Terim gibi bir efsanenin arkasından ama kötü geçirilen bir sezonun arkasından Torrent gibi çok fazla kariyeri olmayan ama kariyerinin belli bölümünü çok büyük teknik adamların altındaki özellikle Pep Guardiola'nın altında 11 sene geçirmiş olan Torrent'in Galatasaray için bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte şu şekilde olacak. İyi sonuçların hepsi Torrent'e yazacak, kötü sonuçlar da Burak Elmas'a yazacakmış gibi. Peki, onunla ilgili bir yorum var. Yurt dışı basınında yer alan bir yorumdu. Bilemiyorum. Sen katılıyor musun ve nasıl yorumluyorsun? Artı taraftarlar nasıl bakıyorlar? Onu da tabii sana sormak isterim. İspanyol teknik adamın son görev yeri Flamengo'ydu ve orayı takip eden bir gazeteci onunla ilgili bir yorum yaptı. O Globo gazetesi muhabiri Fonseca diyor ki, evet Guardiola'ya benzer bir mentalitesi kesinlikle var ama yani onu dünyanın en iyi teknik adam yapan diğer becerilerine sahip olmadığını düşünüyorum gibi bir ifadesi var. Geçmişine, kariyerine, başarılarına baktığımızda senin yorumun ne? Katılıyor musun beklentilerine? Ben katılmıyorum çünkü sonuçta her teknik adamın kendine ait bir oyun şekli vardır. Her teknik adamın kendine ait bir mentalitesi vardır. Sonuçta bir 59 yaşındaki bir İspanyol bir teknik adamdan bahsediyoruz. Tamam kariyeri çok fazla bir açıklık olmasa bile bir Galatasaray gibi bir kulübe geliyor ve Galatasaray Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birisi zamanda UEFA Kupası kazanmış bir kulüpten bahsediyoruz. Bu kulübe gelirken de kulübün idarecileri özellikle başkanlık ve yönetim kurulu düzeyindeki insanların buna göre bir tabii ki başkan hoca seçeceklerini düşünebiliyoruz. O açıdan demek ki Torrent'te bir şeyler görmüşler ki ve gelecek görebiliyorlar. Çünkü gerçekten risk altında alınan bir karar. Torrent gibi bir teknik adamın alınması, kararının alınması. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Torrent'in iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki ilk maç, ikinci maç özellikle Galatasaray'ın çok önemli maçları var. Hatayspor maçı, arkasından Kasımpaşaspor sonrasında Trabzonspor karşılaşmaları. Bunlar hem Torrent'in gidişatını gösterecek hem de Galatasaray'ın gidişatını gösterecek ama 11 sene Pep Guardiola'nın yanında yardımcı teknik adamlığı yapmış ve ardından da teknik adamlık yapmış 59 yaşındaki teknik adamın ben Türkiye liglerinde bir varlık göstereceğini düşünenlerdenim. Peki ilk idmanı nasıl geçti? Yöneticilerle de bir araya geldi İspanyol çalıştırıcı. Ardından saha içinde oyuncularla da bir toplantı yaptı. Tabii o notları bize anlatırsan çok sevinirim. Neler konuştu Evet. öğrencileriyle, yöneticilerle? İlk izlenim neydi?
Tabii ki ayağın tozuyla direkt Türkiye'ye geldi ve ertesi gün sabah, dün sabah itibariyle, hatta öyle söyleyelim, dün sabah itibariyle saat 11'deki antrenmana geldi. Daha öncesinde notları da vardı zaten. Fiziksel olarak Galatasaray'ın çok fazla hazır olmadığını düşünüyordu ki çift idmana döndü ve Galatasaray Hatayspor karşılaşmasına kadar günde iki idmanla devam ettirecek gibi gözüküyor şu aşamada. Tabii ki orada başkanın coşkulu bir şekilde karşılaması. Çünkü sonuçta başkanın da yol haritasının büyük bölümünü Torrent'in performansı gösterecekmiş gibi gözüküyor bize bu saatten sonra. Tabii ki futbolcularla bir araya gelmesi, futbolcuların çoğunun çok fazla tanımaması. Ama hoca futbolcuların çoğunu tanıyor, oyununu biliyor, oyun şeklini biliyor. Çünkü kasetlerini izledi, maçlarını izledi. Onu da o şekilde irdelemek lazım. Tabii ki güzel bir antrenman geçti. Oynayanlar sıfırdan bir kadro gibi düşünmek lazım. Herkesi sıfır olarak gördü ve hoca ona göre planlamasını yaptı. Tabii ki kasetleri izledi ama sonuçta kendi mantalitesi, kendi oyun stili ve kendi oyun planını kurmak istiyor. Torrent'in şöyle bir özelliği var. Daha çok fazla önde basan, daha fazla pozisyon bulmaya yönelik bir takım oluşturan ve daha fazla ön alan baskısını yapabilen bir teknik adam özelliği gösteriyor. İlerleyen zamanlarda belki oyun stilinde de bunu görebileceğiz. Galatasaray'ın bir sıkıntısı vardı. Hep maçlardan sonra şunu soruyorduk. Ne oldu, niye kazanamadı Galatasaray diye sorduğumuzda Fatih Terim cezalı olduğunda yardımcı teknik adamlar şunu söylüyordu. Biz iyi oynadık, topu içeri atamadık. Torrent'te topu içeri atmanın özelliklerini göstermesi gerekiyor ki Galatasaray'ın bu buhrandan çıkış yakalaması açısından görmek lazım. Peki ilk değiştirici şey sence ne olacak takımda? Transfere birazdan geliriz. Mesela hücumla alakalı sıkıntılar vardı. Geride kalan biraz haftalardaki istatistiklere de baktım yayına girmeden. 20 haftada sadece 24 gol geldi mesela. Alışkın olunan bir durum değil kesinlikle. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Öncelikle düzeltmesi gereken şey takımda hücuma Gol attı. aynen öyle katkısı mı olacak ne dersin? Evet, Galatasaray'ın biliyorsun orta sahasında bir kırılgan bir özelliği vardı. Orta sahadan çok saydam bir şekilde hem pozisyon veriyordu hem de pozisyon bulamıyordu. Yani orta saha bölgesi ne üretiyordu ne de gelen atakları kesme noktasında bir varlık oluşturuyordu. Tabii ki Torrent'in çözmesi gereken önemli maddelerden birisi bu. Diğer maddeleri ise senin de söylediğin gibi gol sıkıntısı yaşıyordu. Gol bulamıyordu. Golleri bulması lazım, pozisyon bulması lazım. Kenarlardan gelmesi lazım, orta bulması lazım. Bunları tabii ki Torrent'in işi çok zor. Ama bakacağız, göreceğiz. Çünkü öyle bir yeni bir teknik adam. Çok fazla kimsenin bilmediği bir teknik adam. Ve Galatasaray gibi kulübe gelen bir teknik adam. Çok tartışmalardan sonra gelen bir teknik adam. Fatih Terim'den sonra gelen bir teknik adam. Aslında çok konuşacak şey var ama bence hocaya biraz zaman verilmesi lazım. Bu zamanda verilecekmiş gibi gözüküyor. Ama Florya'da da çok sıkıntılı bir süreç de söz konusu Çiğdem. Ben onu da söylemek istiyorum. Tabii. Fatih Terim'in kurmayları da görevden alındı. Özellikle hem saha içindeki hem saha dışındaki ekip arkadaşları görevden alındı. Özellikle Mert Çetin'i herkes merak bilir. Mert Çetin biliyorsun hem tercümanlık hem de idari menajer yardımcılığı yapmıştı yıllardır. Mert Çetin'le yollarını ayrılacağını biliyoruz. Eray Sözen var ki gerçekten çok düzgün, çok efendi bir insan. Galatasaray medya sorumlusu. Onda da şu an ayrılık söz konusu. Yaklaşık 6-7 Fatih Terim'in yardımcı ve yanındaki ekip arkadaşların ayrılması söz konusu ki bu da Galatasaray'da bazı şeylerin tamamıyla değiştirmek istenmesi göz önüne geliyor. Bundan sonra peki takım acaba bu değişiklikten sonra transfer yapacak mı? Yani Torrent'in bir hafta içerisinde yönetime rapor sunacağıyla alakalı bazı detaylar okudum. Ne derece Evet. gerçekçi? Evetse kaç takviye gelecek? Nerelere gelecek sana göre? Çiğdem, Galatasaray kesinlikle ve kesinlikle takviye yapmak zorunda ve transfer yapacak, bunu söyleyelim. Yani başkan bazen altını doldurmadı. Gerekirse transfer yapmayacağız dedi ama transfer yapacak. Her teknik adam bir transfer isteyecek. Kendi futbolcusunu getirmek isteyecek. Kendi oyun stiline uyan bir futbolcu getirmek isteyecek. Ama şu anki transfer etkisi Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın elinde ve bu transferleri de yapacak. Ama hocanın bir takımı görmesi lazım, bir maç görmesi lazım. Ama hocanın başkanın elinde şu an bir transfer listesi var, onu biliyoruz.
bu transfer listesini Torrent'le beraber oturup özellikle Hatayspor karşılaşmasının ertesi günü, yani pazartesi günü 17 Ocak pazartesi günü bir transfer görüşmesi olacak. Hem başkanla ve Torrent arasında ve daha sonrasında Galatasaray en az iki transfer yapacak diyebiliriz. İlerleyen günlerde de bunu göreceğiz. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Galatasaray'da muhalefet de bir Evet. anlamda hareketlendi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısında seçimden çıkan bazı adayların yeni seçime hazırlandıklarını biliyoruz açıklamasından sonra da Elmas'la birlikte seçimde yarışı götüren Metin Öztürk'ten cevap geldi. Sosyal medya hesabından Burak Başkan başarısızlığını kamufle etmek için şimdi bizi kullanmasın. Biz de diğer adayda, ben de diğer adayda bir seçim çalışması içinde değiliz dedi. Galatasaray'da şu an muhalefet de bir seçim çalışması içerisinde değil. Ama Galatasaray'da gerçekten bir kaos zinciri var. Kaos zincirinin tamamıyla ortadan kalkması için Torrent'in ve Galatasaray'ın üst üste maçlar kazanması lazım ki iki maç kazanıyorsun maalesef Türkiye'mizde vezir oluyorsun. İki maç kazanıyorsun da yerden yere vuruyorlar. O yüzden Galatasaray'ın maç kazanma grafiğini yakalayıp bir an önce bu buhrandan çıkması lazım. Çok teşekkürler Serhan Türk. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim.